Kanal 34 ekranları gündem özel programından hepinize sevgiler. Ben Cihat Dündar. Bugünkü konuğumuz eğitim hayatına renk katan ve farklı bir bakış açısı kazandıran Fatma Şengör Akgül. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Yolculuk nasıl geçti? Öncelikle onu sorayım size. Çok keyifli geçti. Güzel bir yolculuktu. Evet. Eğlenerek geldik. Evet. Peki, öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Ben Fatma Şengör Akgül, evet. 65 yaşındayım. Hayatımın 43 yılı ilkokul öğretmenliği yaparak geçti. Her şeyden önce meslek değil, yaşam biçimim de benim için. Hiçbir zaman öğretmenliği bir meslek olarak görmedim, bir iş hayatı olarak görmedim. Kendimi bildim bileli zaten idealimdi. Hep ilkokul öğretmenliği hayalim vardı. Sanırım biraz da o bilinçle yoğrulmanın etkisi öğretmenliği bende evet. Yaşam biçimi haline getirdi. Aslında ben size sizi bu mesleğe yönlendiren unsurun ne olduğunu soracaktım ama siz bunun cevabını vermiş oldunuz. Evet. O yüzden ben biraz da mesleğin içerisine girmek istiyorum. Buyur. Mesleğinizi 43 sene boyunca devam ettirirken, ilkokul öğretmenliği yaparken öğrencilerinizin ruhsal sıkıntılarını fark ettiğiniz dönemler oldu mu? Elbette. Yani benim özellikle mesleğimin içindeyken her akşam uyumadan önce yaptığım rutinim şuydu. O günü gözümün önünden geçirmek, bütün öğrencilerimi gün içinde nasıl hatırlıyorum diyerek ben sınıfımda kaç tane öğrenci varsa onları birer birer gözümün önüne getirmek gibi bir alışkanlığım vardı. Eğer bir öğrencim bile o gün gözümün önüne gelmemişse o gün uyuyamazdım. Acaba ne oldu, neden görmedim, çocuğun herhangi bir sıkıntısı mı vardı, özellikle kendini bana göstermek istemedi mi, bir sorunu mu vardı? Bütün gün onu düşünür, ertesi gün okula gider gitmez de ilk işim gözlerim o çocuğu arardı. Elbette ki onun herhangi bir psikolojik sorunu veya evinde herhangi bir olumsuzluk olabilir, mutlu da olduğu bir gün olabilir. Bazı çocuklar fark edilmeyi ister. Mutludur ama bazı çocuk mutluluğunu yansıtır, koşa koşa gelir paylaşmak evet. ister. Bazı çocuklar da gizlemek ister, fark edilmek ister. Onun için bir öğretmen bunların hepsini görmek zorunda. Yani sınıfta kaç tane çocuk varsa hepsinin kişiliklerini çok iyi tanımak zorundasınız. Sorunlarını çok iyi bilmek zorundasınız. Evet. Yani öğretmenlik sadece tahta başına geçip de harfleri öğretmek, okuma yazmayı öğretmek veya işte sayıları öğretmek değil. Biz birey yaratıyoruz. Evet. Her biri ayrı bir birey, farklılıkları olan bireyler. Onları görmek zorundasın. Görmeden, tanımadan ve çocuğun yüreğine dokunmadan bunların hiçbirini yapma şansınız yok, evet. olamaz. Siz böylece onlara da bir rehberlik hizmeti sunmuş oluyorsunuz aslında. Benim kendimi şanslı gördüğüm tek yer öğretmen okulu çıkışlı olmam. Ne yazık ki günümüzde yok. Bizler öğretmen okuluna girdik. 14 yaşında öğretmen okuluna girdim ben. Ortaokulu bitirdim. 18 yaşında da öğretmen oldum. Evet. 4 yıl boyunca bize işlenen sen öğretmensin. Sınıfa girdiğin andan itibaren o çocuğun her şeyi sensin. Evet. Ve her şeyini görmek zorundasın denirdi. En önemli dersimiz de eğitim psikolojisi ve sosyoloji derslerimizdi. Biz özellikle eğitim psikolojisi dersinde çocuğun anne karnına düşmesinden 16 yaşını dolduruncaya kadar ki
biyolojik ve ruhsal gelişimlerini incelerdik. Bilmek zorundaydık. Çünkü o çocuğa ulaşmak için bunu bilmek zorundasın ve bu derslerden başarı sağlamak da o kadar kolay değildi tabii ki. Biz kendimiz de çocuğuz bu arada. Ben 16 yaşına kadar olan bir çocuğun biyolojik gelişimini, ruhsal gelişimini öğrenirken ben de 14-18 yaş arasındayım. Ben de çocuğum, o yaş grubuna giriyorum. Ama bunu öğrenmeden de bu işi yapmanın mümkünü yok. Evet. Dolayısıyla bugün ülkemizde eğitim fakülteleri var, sınıf öğretmenliği bölümleri var, PDR fakülteleri var. Biz o dönemde hem PDR'nin derslerini görüyorduk, hem de öğretmenliğin derslerini görüyorduk. Dolayısıyla biz hem rehber öğretmendik, hem sınıf öğretmeniydik. Evet. Yani böyle bir avantajımız var. Peki bu sizin ders çalışma saatlerinizde bir artış sağlıyor muydu? Hem rehberlik hem sınıf öğretmenliği. Elbette. Yani ders sayılarımız zaten fazla. Yok, mesela okulda bulunmanız gereken saatten fazla bulunmanız oluyor muydu? Yok ama normal 8 saat ders görüyorduk. Evet. Yani belki diğer okullar, şu anda hatırlayamayacağım, aradan çok uzun zaman geçtiği için belki daha erken çıkıyordu ama biz öğretmen okulu olarak günde 8 saat ders yapıyorduk. Dolayısıyla 4 saat sabahtan, 4 saat öğleden sonra çıkış saatlerimiz de diğer okullara göre biraz daha geç oluyordu. Evet. Ama çok iyi öğretmenlerimiz vardı. Benim en büyük şanslarımdan birisi de buydu. Ben Nazilli Öğretmen Okulu çıkışlıyım. Şu anda öğretmenlerimin hepsini saygıyla, minnetle anıyorum. Onlar benim yüreğimin çok özel yerindeler. Evet. Peki eğitim hayatınızın başlangıç döneminden söz etmenizi istesem neler söylersiniz? İlk öğretmenlik deneyiminizi nasıl anlatırsınız? İlk öğretmenlik deneyimim, 18 yaşındayım, öğretmen oldum, evet. Muş'a atandım. Aslında şu anda baktığım zaman çocuktum ama öğretmendim. Evet. Sınıfında 16 yaşında öğrencim vardı ve ben 18 yaşındaydım. Orada çok kısa kaldım. Daha sonra kendi memleketim Aydın Nazilli'nin köyüne atandım. İlk birinci sınıf okuttuğumda hiçbir öğrencime okuma yazma öğretemedim. Bugün bile. İçimdeki en büyük acı budur. Ama bunu söylemekten hiç kaçmadım. Peki bu sorunun sizden kaynaklı olan tarafı var mıdır? Yoksa o ortamın verdiği bir olumsuzluğu mu? Yoksa... Benden kaynaklı tarafı da var. Dağın başında köydeyim. Tek başımayım. Evet, okulda... Belki de oraya adaptasyon sürecinde sıkıntı yaşadınız. Adaptasyondan çok uygulama eksikliği diyebilirim. Yeni mezun olmuşum. Hiç okuma yazma bilmeyen bir grup öğrenci, oldukça da kalabalık bir öğrenci grubuydu. Dağın başında tek başımayım. Yol yordam soracağım kimse yok. Evet. Herhalde Mehmet Ağa'ya gidip kapısını çalıp ben nasıl çocuklara okuma yazma öğreteceğim diyemem. Teftiş olarak da bir sıkıntı yaşandı. Hatta o dönem bizim dönemlerimizde yılda iki kez ilköğretim müfettişleri tarafından teftiş görürdük. Birisi sene başında rehberlik teftişi olurdu, birisi de sene sonunda denetleme olurdu. Sene başında teftişe gelinmedi, herhalde atlandı. Başka bir şey düşünmek istemiyorum. Sene sonunda teftişe geldiğinde müfettişimiz işte nasıl yapamazsın gibi bir şey söyledi. Kendisine şunu sordum. Siz bana gereken rehberliği yaptınız mı ki bugün benden hesap soruyorsunuz? Kime sormalıydım? Benim bu konuda bilgi alacağım tek yer sizdiniz ve siz yoktunuz. Evet. Nasıl yapacaktım dedim.
Bana işte yol yöntem anlattı ama senin sonu gelmiş, karne vereceğim. İçimdeki en büyük acı budur. Hiçbir zaman bunu söylemekten kaçınmadım. Bunu dile getirmekten kaçınmadım. Evet, acımdır. Evet, mahcubiyetimdir. Evet, o çocuklara karşı hep bir vicdan muhasebesi yaptım. Hep bunca yıldır bu yaşıma geldim. Hala bunun hesabını yaparım. Ama o gün belki de benim meslekteki, eğer bugün iyi bir noktaya geldim, iyi şeyler yaptım diyebiliyorsam, bu olayda benim evet. meslek hayatımda önemli bir yer tutmak. Peki o dönem için mesleğinizin en zor geçen dönemi diyebilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki. Yani bir de kişi olarak ben başarısızlığı çok hazmedemeyen bir insanım. Başardım diye de böyle zil takıp oynama gibi bir özelliğim de yok. Yani böyle çok dillendirmeyi sevmem belki ama başarmak beni tatmin eden bir duygudur. Başardığımı görmek, iyi işler yaptığımı görmek beni çok mutlu eder. Meslek hayatım boyunca edindiğim tüm tecrübeleri paylaşmaktan çok keyif aldım. Hani ben yaptım, bende kalsın demedim. Ben yaptım, iyi bir şey oldu, bunu gördüm. Arkadaşım da bunu denesin demekten yanaydım. Evet. Yani bugün buraya gelmemde o seneki o başarısızlık, o yetersizlik, kendimi tabii ki yetersiz gördüm. Peki sizce o dönemdeki öğrenciler daha sonra o dönem yaşadıkları kaybı telafi edebildiler mi? Çok ilginç bir olaydır. Geçen yıl Nazilli'de çalıştığım köyden benim sınıfımdan değil, arkadaşımın sınıfından bir öğrenciyle karşılaştım. Evet. O öğrencilerimle ilgili de güzel şeyler duydum. Mutlu oldum, çok mutlu oldum ama onların başarmasını mutlu etmesi yetmiyor bana göre. Çünkü o benim, o tarafım hep eksik. Öyle de kalacak. Şu an için değiştirme şansım yok. Ama hatta o öğrencimizle paylaştım. Dedim sizin okulunuzda, köyünüzde okuttuğum ilk birinci sınıfa okuma yazma öğretememiştim diye kendisiyle de paylaştım. Gerçekten çok canım acıyor. Yani burayı düşündüğüm zaman ifade edemem şu anda bile. Yaşadığım o üzüntüyü ifade etmem çok zor. Peki bir öğrencinin okula başladığı günden itibaren okuma ve yazmayı sökme süreci ne kadardır sizce? Bu çocuğa göre değişir. Tıpkı bireylerin farklılıkları gibi çocuk evet. da bir bireydir ve farklıdır. Her çocuğun öğrenme süreci değişir. Ama Milli Eğitim'in bize verdiği programa göre normalde kesintisiz, akıcı okuma Mart, ortalama Mart aylarıdır. Hı hı. Ama bakarsın bazı çocuk Ekim'de okumaya başlar. Evet. Bazı çocuk Nisan'da, Mayıs'ta okumaya başlar. Evet, yani dönem bittiğinde. Değişebilir. Evet. Bu onun anlayışı, algısı. Veya okumaya hevesi. Hevesi, öğretmenin çocuğuna ulaşabilmesi, ne kadar sürede ulaştığın da çok önemli. Evet. Yani az önce de dedim ya, bir çocuğun yüreğine dokunmadan ona hiçbir şey katamazsınız. Havanda su dövmüş olursunuz. Yani boş bir çabadır. Sınıfa girersin. İşte belirlediğin, bugün şunları şunları yapacağım dediğin şeyleri yapar, çıkarsın. Ama sınıf öğretmenliği böyle bir şey değil. Bu genelde ortaokul, liselerde yapılan bir şeydi. Peki öyle yapılmaması mı gerekiyor acaba ortaokul ve lisede de? Bence yapılmaması gerekiyor. Ben çok kısa bir dönem, 1,5 ay kadar ortaokullarda da derse girdim. Onunla ilgili de yaşadığım
deneyimlerim oldu. Güzel deneyimlerim de oldu. Evet. Olmaz, olamaz denileni yaptığımı düşünüyorum. Peki sizce o dönem öğrenciler, siz ve diğer öğretmenleri arasında bir fark görüyor muydu? Yani sizin tarzınız ve diğer öğretmenlerin tarzı arasında. Mutlaka görüyorlardır. Bunu şu an şöyle de bir şey durum var. Ben bütün öğrencilerimi, meslek hayatımın başından sonuna kadar bütün öğrencilerimin hayatını izleyen, onları takip eden, onları gözlemleyen, onlarla iletişimi kesmeyen birisiyim. Mutlaka görüşmelerim devam ediyor. Hatta geçen hafta 35 yıl önceki öğrencim bendeydi. Hepsinden böyle bir dönüş alıyorum. Bana bunu söylüyorlar. Öğretmenim siz çok farklıydınız. Yani onların şu anda belki de o zaman ifade edemiyorlardı bunu ama şu anda gene de tam olarak anlatamadıklarını düşündüğüm ama kendilerince anlatmaya çalıştıkları bir cümle. Siz çok farklıydınız. Evet, peki bunu onlardan duyduğunuzda ne hissediyorsunuz genel olarak? Keyif alıyorum. Çok da mutlu oluyorum. Evet, çünkü farklı olduğumu biliyorum. Hiçbir zaman klişe bir öğretmen olmadım. Peki sizce klişe öğretmen tavırları nedir? Ya şu anda ben hiçbir meslektaşımı kategorize etmek istemiyorum. Böyle anlaşılması da istemem. Hı hı. Ama hani halkın kafasında yer eden bir şey vardır. Özellikle eskiden çok söylenirdi. İşte yarım gün gezmeye gider gibi gidiyor. Sonra da geliyor, keyfine bakıyor. Öğretmenlik kadınlar için çok güzel bir meslek gibi söylemler olurdu. Yani sınıfa giren, işte öğretmenliğini yapan, dersini yapan, evet, sorumluluklarını yerine getirip çıkan bir öğretmen olmamaya özendim. Yani diyorum ya, önceliğim hep çocuklarımın yüreğine dokunmak, onların güvenini ve sevgisini kazanmaktı. Önceliğim hep bu oldu. O zaman sizin için idealist bir eğitimci denilebilir mi? Ya eğitimden başka bir şey düşünmüyorum. Bununla ilgili ufak bir örnek vereyim. Ben 2001 yılında uluslararası bir okulla görüşmeye gittiğimde okul müdürümüzle şöyle bir anım olmuştu. Ben hep şey diyordum. Öldükten sonra vücudumu kadavra olarak bağışlayacağım diyordum. Çünkü ülkemizde tıp öğrencilerinin kadavra sıkıntısı çektiğini biliyordu. Ve uluslararası müdürümüzle bu konuyu bir şekilde gündeme geldi. Düşüncemi dile getirdiğim zaman da bana şunu söyledi. Öldükten sonra da mı eğitim dedi. Ve o ana kadar hiç böyle bakmamıştım ben olaya. Yani böyle düşünmemiştim. Bir an durdum ve dedim ki evet, ben eğitimciyim. Neden olmasın? Öldükten sonra da eğitim. Evet. Başka ne işe yararım? Böyle de bir anımız oldu. Evet, benim için eğitim çok önemli. Evet. Peki biraz da kendinizden bahsedebilir misiniz? Günlük hayatınızda eğitim ve iş dışında neler yaparsınız? Ya bir kere çocuklar benim hayatımın merkezinde. Eğer günlük hayatımda bir çocuğa ulaşmak gibi bir ihtimal doğmuşsa, benim o gün günlük hayatım falan yok yani. Bütün işim, bu her kim olursa olsun, ister benim öğrencim olsun, olmasın, herhangi bir çocuk olsun, bir arkadaşımın olsun, eğer bir çocuğa zaman ayırmam gerekecekse önceliğim bu. Orada olmak, onunla paylaşmak benim bütün dünyamı değiştiren bir şey. Onun dışında arkadaşlarımla, dostlarımla vakit geçirmeyi severim, onlarla paylaşmayı severim. İşte çok fazla gezemesem de, pek evden çıkmasam da, pek evcimen oldum bu son zamanlarda.
Ama insanlarla zaman geçirmeyi daha çok severim. Evet. Bu benim için güzel bir şey. Peki ebeveynlerin sizinle ilgili düşünceleri nelerdir? Öğrencilerinizin, ailelerinin? Ebeveynlerimizle en büyük kavgamız çocukları paylaşamamak. Evet. Ben onların çocuklarına fazlaca sahiplendiğim için tatlı bir sürtüşme, çekişme yaşarız. Bunu yapmaktan da keyif alıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. İşte o benim çocuğum. Diğeri diyor, hayır o benim çocuğum. Ama bunu konuşmak bile çok güzel. Çünkü onları ben hep yüreğimin en güzel yerinde taşıyorum. Elimden geldiğince tabii ki anne babalara da çocuklarına yaklaşımları katacakları konusunda elimden geleni yapıyorum. Aklımın erdiğince doğru olduğuna inandığım her şeyi yapıyorum. Sadece benim öğrencim olan çocuğu için değil ki bunu da yaşıyorum. Benim bu öğrencilerimden bir tanesinin Dünya Matematik Birinciliği ödülü alması vardı. Evet. Benim en mutlu olduğum an onun o ödülü alması, evet onun mutluluğu, o çok güzel bir şey başardı. Ama bana dönüp attığı mesaj benim en büyük ödülümdü. Bundan daha güzel olanı da annesinin benim öğrencimin kız kardeşi, yani küçük çocuğu için bana mesaj atıp onun doğru yönlendirilmesi için benden destek istemesiydi. Yani ben sadece öğrencilerimin veya annelerinin rehberi değildim. Kardeşlerinin de veya yakınlarının da elimden geldi. Çünkü benim bir öğrencim var sınıfta. Fakat onu biçimlendiren sadece ben değilim. Anne var, baba var, kardeş var. Anneanne, babaanne, dede, hala, amca, dayı dediğimiz zaman çocuk o çevrenin içinde var. Ve benim o çocuğu o bütünün içinde görüp o bireyleri de etkileyebilmem gerekiyor. Çünkü onların her birinin o çocuğa katkısı var. Peki o çocuğa olumsuz katkıları olduğunda siz bunu nasıl fark edebiliyorsunuz ve olumlu sonuçlar alması için neler yapıyorsunuz? Onlarla da iletişim halinde kalıyorum. Mümkün olduğunca o çevreyi geniş tutmaya çalışıyorum. Çocuklarımı evlerinde de ziyareti ederdim. Sizin sayenizde bakış açısı değişti dediğiniz ebeveynler oldu mu? Ya hani bu kadar iddialı olmak istemiyorum ama olduğuna eminim. Evet. Yani olmuştur. Ama iddialı konuşmak da şu anda bana pek doğru gelmeyecek açıkçası. O zaman öğrencinizin aldığı ödülden söz etmişken sizin de sahip olduğunuz ödülü takdim edelim. RC Menajerlik Başarı Ödülleri 2023 yılı yılın farkındalık yaratan kadın eğitimcisi ödülünü çok almışsınız. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederiz biz de. Yani şu anda kendimi ifade etmekte gerçekten zorlanıyorum. Ben hani her insanın dünyaya gelmesinin bir sebebi vardır derler ya. Ben artık şey diyordum, ben bu dünyaya eğitim için geldim. Yani bana bir görev biçilmiş, bir elbise dikilmiş. Eğitimin sizin için bu kadar önemli olmasının altında yatan sebep nedir? Sanırım ben çok iyi bir anne baba elinde büyüdüm. Kendileri eğitimli değillerdi. Yani eğitimli değillerdi derken okul anlamında bir eğitim görmemişlerdi. Onlar için eğitim çok önemliydi ve benim okumam için çok 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 istekliydiler. Mutlaka okumam için. Evet. Hani ne yapmaları gereken ne varsa seve seve yapmaya razıydılar. Çocuk yaşlarımdan itibaren onların o sözleriyle büyüdüm.
Ve bana eğitim anlamında çok güzel şeyler kattıklarından eminim. Bugünkü Fatma Şengör Akgül, o anne babanın verdikleriyle Fatma Şengör Akgül oldu. Yoksa ben bu olmayabilirdim. Dolayısıyla ben daha okula başlamamıştım. Bana ne olacaksın diye sorduklarında ben ilkokul öğretmeni olacağım diyordum. Yani ortaokul, lise, üniversite değil. Evet. İlkokul öğretmeni olacağım ve bu hep hayatımda böyle devam etti. Bundan hiç vazgeçmedim. 79 yılında üniversite sınavına girdim, kazandım. Devam edemedim o günkü koşullar gereği belki ama devam etseydim hani belki üniversitede kalmayı seçebilirdim ama bu olmadığında gene gerisin geri. Evet. Mekana döner, ilkokul öğretmenliğine devam ederdim. Ve ben öğretmenliğimi son nefesime kadar yapmak istiyorum. Yani emekli olmayı düşünmüyor musunuz? Eğer olarak sorarsanız şu anda benim adım emekli. Hı hı. Emekliyim. Yani herhangi bir kurumda resmi olarak görev yapmıyorum. Ama elimde o kadar çok kaynak var. Evin bir odası onlarla dolu. Ve o kaynakları meslektaşlarıma ulaştırıp o kaynakların kullanılması, değerlendirilmesi noktasında onlara ne yapabilirim, nasıl destek olabilirim, deneyimlerimi nasıl paylaşabilirim ki benim... Bizim Toptan'da Ocak ayına özel kaçırılmayacak ürünler. 5 kilogram Besler toz şeker 109.90, 32'li familya tuvalet kağıdı çeşitleri 139.90 TL. Bizim Toptan'da dahası var. Kelebek resimlerini boyarken hayallere dalardık hep. Renkli dünyalarını merak eder, mucizelerini keşfetmek isterdik. Her ne kadar dost canlısı olsalar da çok da mümkün değildi onları yakından görmek. Tam da onları yakından görebileceğiniz bir yer biliyoruz. Çocukluk hayalleriniz kadar rengarenk bir dünya. Kelebeklerin heyecan dolu yaşamına ortak olabileceğiniz, onlar rengarenk kanatlarıyla dans ederken, onlarla birlikte yepyeni deneyimler kazanabileceğiniz, çocuklarınızla birlikte yaşayacağınız eğlenceli anların yanı sıra kelebekler hakkında merak ettiklerini öğrenebileceğiniz bir dünya. Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin tek tropikal kelebek bahçesi sizinle güzel. Selçuklu Belediyesi. Bizim Toptan'da o... Kısa bir aradan sonra tekrar devam ediyoruz. Peki eğitime bu kadar önem veriyorken, eğitimle ilgili, özellikle kendi eğitim sisteminizle ilgili bir mesleki kitap yayınlamayı düşünür müsünüz? Çok iyi bir eğitimci olabilirim. Ama kitap yazmak çok bambaşka bir şey. Evet. Böyle bir şeyi zaman zaman mesleki olarak değilse bile denemek istedim. Deneme çalışmalarım oldu. Evet. Ama kitap yazabilme becerim olduğuna çok inanmıyorum. Ama birileri eğitimle ilgili bu çalışmaların kitaplaştırılması, kaynak olarak kullanılması yönünde benden katkı isterse neden olmasın. Ama evet, ben oturup kitap yazayım derse haddimi aşmış olurum. Herkesin her şeyi yapabileceğine inananlardan değilim. Evet, belki de edebiyat alanında iyi olan biriyle işbirliği yaparak... Neden olmasın? Evet, öyle bir şey neden yapabilirsiniz olmasın aslında. Çünkü ben hiçbir zaman mesleğimde olduğum yerde durmadım. Evet. 1988 yılında Divriği'de Yatılı Bölge Okulu'nda öğretmenlik yaparken gazetede rehberlik araştırma kurumları ile ilgili bir yazı okudum. 89 yılında İstanbul'a geldim. Gelir gelmez yaptığım ilk iş rehberlik araştırma kurumlarıyla
iletişime geçmek ve sınıfımdaki öğrencilerin çalışmalarında, onların yönlendirilmesinde, onlara doğru öğretmenlik yapabilmem noktasında hep onlarla işbirliği yaptım. Müdür yardımcımız arkadaşım vardı, benden yaka silkelemişti çünkü sürekli yazışma gerektiriyordu. 96 yılında Sayı Çiftçi'ye atandım. Sene başında müfettiş geliyor, diyor ki okulda yöneticilere, mutlaka diyor öğretmenleriniz rehberlik araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak zorunda ve biz geldiğimizde sizin bu yazışmalarınızı görmeliyiz diyor. Onun üzerine arkadaşım diyor ki desenize diyor bizim burada bir öğretmenimiz vardı. Yazışmalarıyla beni bıktırmıştı. Desenize o doğrusunu yapıyordu. Şimdi nerede öğretmeniniz diyor. İşte Sayı Çiftçi'ye geçmiş olsun diyor öğretmeni evet. Kaçırmışsınız. Yani hep böyle bir arayış içindeydim. 96 yılında Sayı Çiftçi'ye gittim. Bireysel etkinlik diye ders saatimiz vardı. Evet. Haftada 3 ders. Bunun 2 dersini işte bir halk oyunları öğreticisiyle anlaşarak bütün sınıfımı halk oyunlarıyla yönlendirdim. Mesela derslerde kendine güveni olmayan, kendini başarısız görüp sürekli üzülen bir öğrencim vardı. Halk oyunlarında o kadar başarılıydı ki çok kısa bir sürede çocuğun kendine güveni gelişti. Çünkü oradaki başarı onu olumlu motive etti. Aynı zamanda ben satranç oynamayı bilmem. Ama haftanın bir dersini de satranç olarak koydum. 36 tane öğrencim vardı. 18 tane mini satranç takımı aldım. Evet. Ve o dersleri satranç... Ne yapıyordum? İşte taşların hareketleri, işte ne olursa evet. Nasıl yapılır? Öyle satranç bilmediğim için oyun kuramam yani. Evet. Elinizden geldiğince anlatmaya çalışıyordunuz. Ve hala... Bunu sürdüren öğrencilerim de var. O zaman satranca başlayıp da devamını evet. Getiren öğrencilerim de var. Bu alanda ilerleyip turnuvalara katılan olmuş mudur? Ya o kadarını takip edemedim. Çünkü o kadar çok öğrencim var ki elimden evet. Geldiğince hepsine ulaşmaya çalışıyorum. Ama birebir hangisi nerede hani bunu tabii. Gerçekten çok zor. Olmuştur ya da olmamıştır hiç önemli değil. Ben onlara satrancın ne kattığının derdindeyim. Biraz önce söylediğim gibi 88 yılında ben rehberlik araştırma merkezlerini duydum. 98 yılında milli eğitim okullara zorunlu rehber öğretmen şartı koydu. 96'da satranç çalışmalarına başladım. 2006 yılında müfredata seçmeli ders olarak satranç konuldu. Evet. Biraz da bu yanımla gurur duyuyorum. Yani gerçekten durduğum yerde durmamak. Evet. Gene ben İstanbul'a ilk geldiğimde Ali Beyköy'de öğretmenlik yaptım. Çok değerli bir müdürüm vardı. Kendisiyle sürekli bir tartışma halindeydik. Evet. Diyordum ki ne olur okulun en ücra yerini bana ver. Oraya kimse gelmesin. Biz kimseyle içli dışlı olmayalım. Ben orayı kafama göre döşeyeyim. İşte kilimler, minderler, masalar, sıralar, oyuncaklar. Biz çocuklarla orada hem oynarız hem ders yaparız diye böyle bir talebim oluyordu ama öbür taraftan da diyordum ki ya mümkün bir şey iste. Yani iste de olabilecek bir şey iste. Peki bu istekleriniz ve yaptığınız etkinlikler müfredatta olmadığı için sıkıntı oluyor muydu sizin açınızdan? Yapamazsın yani müfredatta olmayan bir şeyi yapamazsın. Ben de yapamıyordum. Ta ki 2001 yılında gene az önce bahsettiğim gibi uluslararası okulla başladığımda oradaki gene uluslararası müdürüm işte sınıfların özelliğini anlattı bana. Dedi ki bizim sınıflarımızın bir köşesinde halı var, minder var, öbür tarafta masalar, sıralar var.
İşte puzzle'lar var, oyuncaklar var, boya kalemleri var, var, var. Evet. Ben bir an böyle duyduklarıma inanamadım. Gerçekten mi dedim? Evet dedi. Ben dedim yıllardır bunun hayaliyle yaşadım ve imkansız olduğunu sanıyordum. Oysa ben hiç de imkansız bir şey düşünmemişim demek ki. Evet. Ve daha sonra o okulumuz kapanınca görev aldığım bütün okullarda, sınıflarımda öğrencilerimi hep özgür tuttum. Yani evet. Hiçbir zaman onları kısıtlamadım, sınırlandırmadım. Sadece tek kuralımız vardı, saygı. Evet. Yani peki sizce sadece saygı kuralı onların ileride söz dinleyen veya kurallara uyan bir birey olmasına yetiyor muydu? Vallahi ben oldukça memnundum. Öğrencilerim hakkını aramak istiyorsa çok rahat hakkını arıyordu. Ki devlette de bunları yaşadım. Devlette okuttuğum öğrencilerim bile öğretmenim siz bize hakkınızı arayın diyorsunuz. Size karşı arayamazsak başkalarına karşı nasıl arayacağız diyebilecek evet. kadar saygı sınırları içinde. Yani evet. düşüncelerini çok net ifade edebiliyorlardı ve ben bununla gurur duyuyordum. Evet çok haklıydılar. Ben onlara hakkını aramayı öğretirken o çocuğun önünü önce ben kesersem. Evet olmaz tabii. Kendi söylediğimle kendim çelişmiş olabilirim. Evet. Ondan sonra o çocuktan ne bekleyeceğim? Haklısınız. Yani. Peki sizce sizin eğitim verdiğiniz dönem ve şu an günümüzdeki eğitim sistemi arasındaki farklılıklar nelerdir? Bu konu biraz canımı acıtıyor. en son 2017-2018 yılında görev yaptım. Benim için çocuğun düşüncesini paylaşması, fikrini dile getirmesi çok önemli. Doğru yanlış değil. Yani doğru yanlış yoktur. Doğru yanlış kime göre, neye göre. Önemli olan fikrini söylemesi ve bu düşünceye nereden vardığını anlatabilmesidir. Ben çocuklara en basit şu nedir dediğimde yüzüme bakıyorlardı çocuklar. Tek onların gözünde gördüğüm tek kaygı şuydu bana göre. Ben şimdi bu soruya ne cevap vermeliyim? Öğretmenim benim ne dememi bekliyor? Ne dersem en doğru cevabı veririm derken çocuk fikrini beyan edemez duruma geliyordu. Fikirler konuşulmazsa biz toplum olarak nasıl gelişeceğiz? Evet. Peki siz onlara nasıl bir aşılama yapıyordunuz peki fikirlerini açıkça dile getirmeleri için? Mümkün olduğunca yüreklendiriyordu. Yani söylediğinin doğru yanlışla ilgisinin olmadığını, onun peki sizce onlar aslında ebeveyn tarafından bir kısıtlama yaşadığı için mi fikirlerini dışarıya olduğu gibi aktaramıyor? Ya bu bizde de vardı, bizim çocukluğumuzda da vardı. Ben hatırlıyorum ebeveynlerimiz bize senin aklın ermez, sen çocuksun, her şeye karışma. Bize de söyleniyordu bunlar ama biz sınıfta susturulmuyorduk sanırım. Yani şöyle bir geriye dönüp baktığımda çok susturulduğumu düşünmüyorum. Sanırım bugünkü belki de bilemiyorum müfredattaki eksiklik budur. Belki eğitim yöntemlerindeki hata budur. Daha çok kitapların yazdığı doğrulara göre öğrenci yetiştiriyoruz. Tamam kitaplar belli araştırmaların sonucunda ulaşılan doğruları yazıyor ama o çocuk da büyüyünce o doğruları kullanacak. O doğrulara kendi doğrularını niye katmasın? Peki sizce ülkemizdeki sınav sistemini nasıl yorumlarsınız? Ben öğretmen olarak oldum olası sınava karşı bir insanım. Hiçbir zaman onaylamıyorum. Sınav bir seçim yöntemi değildir. Olamaz da. Peki başarı nasıl belirlenir böylece?
başarının en doğru değerlendirilmesi sonuç değil, süreç değerlendirmeyle yapılır. Öğrenme aslında davranışa dönüştürme biçimidir. Davranışa dönüştürülmeyen öğrenme, öğrenme değildir. Evet. Ezberdir. Eğitim, asıl eğitim davranışa dönüştürülmüş öğrenmedir. Dolayısıyla burada öğretmenlere çok iş düşer. Objektif olabilmek, iyi gözlemleyebilmek, süreci doğru değerlendirmek anlamında. Evet. Eğer eğitimi süresince, o çocuğun eğitimi süresince öğretmenler birbirleriyle devamlılığını sürdürerek, yani bir ilkokul öğretmeninin sonrasında gelen ortaokul öğretmenleri, sonrasında gelen lise öğretmenleri birbirlerinin gözlemlerini sürdürebilir şekilde davranırlarsa ve süreci değerlendirmede doğru değerlendirmeler yapabilirlerse o çocuklar da başarılı olacakları alanlara yönlendirilirler. Evet. Yoksa sınavda bugün bakıyoruz bütün ailelerin hedefi çocuğum iyi bir okulda okusun. Ben hep velilere şunu sordum. İyi okul dediğin demekle ne anlatmaya çalışıyorsun? İyi okul ne? Bana onu söyle. İyi okul çok göreceli bir kavram. Kime göre belki iyi okul? Belki de taban puanlarına göre mi belirliyorlar onlar iyi okulu? Yani İyi de o taban veya tavan puan benim çocuğumun yeteneklerine, becerilerine hitap etmiyorsa o yüksek puanlı okula gitti diye onun için iyi okul mu oluyor? Peki sizce çocuklar genellikle ailelerinin yönlendirmeleriyle mi hareket etmeli yoksa kendi ilgi alanlarına göre mi? Bir kere ilk önce aile çocuğunu iyi tanımalı. Evet. Çünkü çocuk belli bir yaşa kadar ailede. Ebeveyn çocuğunu her yönüyle çok iyi tanımalı. Artı okula başladıktan sonra öğretmen çocuğu, yani ilgisi, ihtiyacı, becerileri çok iyi gözlemlemeli. Bu noktada rehber öğretmenlere de çok iş düşüyor ki ben İlkokulda rehber öğretmenden daha çok, belki de biraz geçmişe takılmış gibi olacağım ama sınıf öğretmenlerinin aynı zamanda rehber öğretmenlik eğitimlerinin de olmasına inananlardanım. Çünkü ben o çocukla tam gün bir aradayım. Ve aslında ilk öğretmeni olduğunuz için aslında rehberi de olmuş oluyorsunuz. Evet. Ve bu alanda da eğitimli olmam gerekiyor benim. Evet. Ki doğru şeyler yapayım. Bizim için çok önemliydi. Bir resim dersi, bir müzik dersi, bir beden eğitimi dersi. Öğretmen okulu öğrencisi olarak biz bu derslerden raporlu olamazdık. Lisede bir öğrenci beden eğitim dersine giremeyecek herhangi bir engeli varsa rapor alabiliyordu. Ama öğretmen okulu öğrencisi beden eğitimi dersinden rapor alamıyordu. Çünkü ben sınıfımdaki çocuklardan sorumluyum. Çocuklarımın resim, müzik, beden eğitimi alanında ilgisi olup olmadığını nasıl anlayacağım? Eğer o derste ilgili bir eğitimim, bir bilgim yoksa çocukta bunu nasıl sağlayacağım? Bir ilkokul öğretmeni bu anlamda çok önemli. Hamurunu yoğuran biziz. Ayrıca gene benim kendimce diyeyim, çok onaylamadığım demeyeyim, biraz hadsizlik olabilir, kabul etmek istemediğim bu 4+4'tür. Çünkü bir çocuk 7 yaşında ilkokula başlar, 4. sınıfa geçtiğinde önergenlik yaşar ki çok önemli bir durumdur. Evet. 4. sınıf çocuğun ön ergenlik yaşıdır. Yani o şekillenmeye doğru bocalama aşaması. Evet. Şu andaki sistemle tam o bocalama aşamasında çocuğu bırakıyoruz.
Ben o çocuğu 4 sene boyunca tanımışım zaten. Çocuğu o kadar iyi biliyorum ki bana en çok ihtiyacı olduğu anda bırakıyorum çocuğu. Ve alan arkadaşım çocuk hakkında hiçbir bilgiye sahip değil. Bilmiyor, tanımıyor. Ve o en çok bocaladığı dönemde bu arkadaşım nasıl destek verecek bu öğrenciye? Oysa o 4. sınıfta o aşamayı atlatıp 5. sınıfta o şekillenme de benim elimde olduğunda o bunalımı atlatmış ve kendine bir şekil vermiş oluyor. Ondan sonra diğer ergenlikleri bir şekilde atlatıyor zaten. Ortaokul yaşlarında, lise başlarında onları atlatıyor. Ama bana göre o yaş grubundaki önergenlik çok önemli ve orada öğretmeninden ayrı olmamalı diye düşünüyorum. Evet. Fatma Hanım, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Hem eğitim hayatına kattığınız yenilikleri hem de ebeveynlere verdiğiniz bilgileri sunmuş olduk ekranda. Çok teşekkür ederim. Evet. Bana bu şansı verdiniz. Alnınıza aldığınız ödül için de tebrik ederiz tekrardan. Çok teşekkür ederim. Ben de duygularımı ancak bu kadar ifade edebiliyorum ama çok mutlu oldum. Çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ ol. Bir gündem özel programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya farklı alanların başarılı isimleriyle görüşmek üzere. İyi günler.